fikri bahisler, ona dair de son gerilimi ekranlara taşıdık. Konuşalım, iki uçlu bir mesele aslında. İki boyuttan da değerlendirmeye çalışalım. Ankasam'dan Kadir Ertaç Çelik bizlerle olacak, Ankara stüdyomuzdan. Kadir Bey hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Korumacı bir siyaset izleyeceği yönünde izlenimler, mesajlar vermişti Donald Trump göreve gelmesinden önce. Tayvan konusunda bazı kışkırtıcı adımlar atmıştı. İşte uluslararası anlaşmalar noktasında vaatleri vardı Asya'ya yönelik. Kısmen yerine getirdi ama Çin liderini ağırladığı görüşmesinde övgüyle bahsetti Çin'den. Yani Trump vari bir Çin politikası görüyor gibiyiz. Nasıl değerlendirelim? İşte artık aylar geçti Trump yönetiminin üzerinden ama gelinen nokta bize ne anlatıyor? Şimdi öncelikle Trump, siz de değindiniz, adaylığından beri Obama yönetiminin yapmış olduğu dış politika stratejilerini, hatta iç politikadaki kararları da sürekli eleştiren ve bunların tersini yapacağını iddia eden bir lider görünümündeydi. Obama'nın Müslümanlara karşı açılımlarını eleştirmekteydi ve Müslüman karşıtı bir siyasi propaganda yürütmüştü. Orta Doğu'da İran üzerinden ciddi bir takım revizyonlar yapacağını belirtmişti. Bu yönde de çalışmalar var ve bugünkü konuşmamızın gündeminde olan Asya Pasifik konusunda da Trump, Obama yönetimini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendinden önceki stratejilerini doğrudan reddeden, eleştiren bir kimlikle ve görünümle ortaya çıktı. İşte bunun başında Trans-Pasifik açılımı olarak adlandırılan ve Trans-Pasifik anlaşması olarak literatürde yer alan Çin'in dahil olmadığı Asya Pasifik ülkeleriyle imzalanan bir anlaşmayı da iptal etmişti. Şimdi bir takım yorumcular tarafından bu anlaşmanın iptali, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylanıp yürürlüğe girmemesi, bazı yorumcular tarafından bölgenin Çin'e bırakıldığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak burada gözden kaçırılan husus şuydu: Trump Asya Pasifik'te yeni stratejilerle Çin'i dengeleyecek ve Çin'e karşı bir takım hamlelerde ve stratejilerde bulunacaktır. Evet, Trump tutarsız bir siyasi kişilik olarak karşımıza çıktı ve artık bunu kabul etme noktasında bizlerin de anlayış göstermesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Çünkü Trump siyasi duruşu adaylığından beri analiz edildiğinde, bakın, Avrupa ile ilgili açıklamalarında, NATO ile ilgili açıklamalarında, Orta Doğu'daki politikalarında, işte biraz önce siz belirttiğiniz Çin Devlet Başkanı ile yaptığı görüşme öncesi ve sonrası duruşuyla tutarsızlıklarla dolu bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu noktada Trump'ın pragmatist duruşunun yanında tutarsız bir kişilik olduğu da siyasi konjektürel şartlar çerçevesinde bir takım tahminlerde bulunurken hesaba katılmak zorundadır. Peki Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ne tür bir takım sıkıntılar var? İşte haberlerde belirttiniz, uçuş gözlem uçaklarının Çin tarafından engellenmesi, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin ilişkilerinde 1949 yılından beri bir sorun olarak gündemde yer alan milliyetçi Çin veya Tayvan sorunu, Çin'in tek devlet politikası, bunları isterseniz biraz da açabiliriz ve Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirmiş olduğu stratejiler. Peki bunların hepsinin temelinde ne yatmaktadır? Bunların hepsinin temelinde uluslararası sistem yeni bir evrime doğru bir sürece kapılmış ve gitmektedir. Yani nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra 1990'lardan itibaren uluslararası sistemdeki başat aktör rolü bir takım aktörler tarafından tehdit edilmektedir. Yani dünya çok kutuplu bir yapıya doğru evrilmektedir. Bu geçiş sürecini yaşamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer aktörler arasındaki temel çatışma bu noktadan kaynaklanmaktadır. Peki ekonomiye bir başlık açalım istiyorum. Şimdi savunmaya biraz daha detaylı bakacağız ama mevcut durumda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, ama 2050 için başka senaryolar var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci sıraya gerilediği ve Çin'in artık liderlik koltuğuna oturduğu bir senaryo karşımızda. İkinci, hatta bir ihtimale göre üçüncü sıraya bile yerleşebilir diyor bazı kurumlar.
Dolayısıyla şimdi bugün böyle ama Amerikan başkanlık koltuğunda oturan bir isim için bu tablo, yani 10 yıllar sonra çok da uzun vade sayılmayacak bir dönemde böyle bir senaryonun kendilerini bekliyor olması ne ifade eder? Yani Beyaz Saray'daki bir kişi bunu nasıl okur? Tabii ki 2050 şartları çok uzun bir dönem değil. Devletlerin zaten orta ölçekli projeksiyonları bile artık 100 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ciddi anlamda bir daralma ve sıkışma içerisindedir. Dış açık vermektedir. Bunların hepsi bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri işte iç yasal düzenlemelerine bakıldığında da mali sistemine ilişkin, vergi sistemine ilişkin bir takım sıkıntılar olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda NATO geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Brüksel'de bir toplantıda gerçekleştirildi. Burada da bu konular gündeme geldi. Yani 23 ülkenin NATO'ya aidatlarını ödemediğinden yakınan bir Trump var. Bu şu demek, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik görünümü hiç de iyiye gitmemektedir. Evet, 2050 yılına ilişkin iktisatçıların ve ekonomistlerin tahminine göre küresel sıralamada bir takım önemli değişiklikler olma ihtimali çok yüksektir. Buradaki aday aktör de belirtildiği üzere Çin'dir. Ancak Çin'le ilgili şöyle bir parantez açmakta yarar görmekteyim ben. Çin her ne kadar makro göstergelerde bir numaraya gelse dahi Çin'in kendi içsel dinamiklerine ilişkin bir takım sorunlar olduğunu da unutmamalıyız. Yani diğer aktörler bunun farkındadır. Çin dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip bir ülkedir. Kendi yoksulluk sorununu, hatta açlık sorununu çözme noktasında bir takım problemler yaşamaktadır. Bununla ilgili de nüfus politikası vesaire gündeme gelmiştir ve bunlar uygulamaktadır. Tabii ki o nüfus politikasının başka gerekçeleri de vardır ama gerekçelerinin başında bu ekonomik sıkıntılar da yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin veya herhangi bir aktörün küresel hegemonyası için birden fazla iktidara hegemon güç olarak tutunmanız gerekmektedir. Yani bunlar nelerdir? Politik iktidarı elinizde tutmanız gerekmektedir. Askeri iktidarı elinizde tutmanız gerekmektedir ve ekonomik iktidarı elinizde tutmanız gerekmektedir. Bu üçlü sac ayağından birini kaybettiğiniz zaman sizin başat aktör olma rolünüz ciddi anlamda bir tehlikeye girer, hatta yok olur denilebilir. İşte Trump'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük endişesi burada yer almaktadır. 21. yüzyılın İpek Yolu projesi gündeme getirilmiştir. 65 ülkeyi kapsamaktadır. Rusya, Türkiye, İran gibi aktörler de bu projenin önemli aktörlerindendir. Buna gelelim Kadir Bey, bunu biraz üzere, sonra biraz bu, daha detaylı inceleyelim. Ayrı bir başlık açalım. Çünkü Çin'in önemli hedeflerinden biri ne tabii sağlayacağını konuşalım ama önce Çin'e bir dönmek istiyorum. Sizi biraz soluklandıralım. Doçent Doktor Ahmet Gönce efendim, Chiang Jiatong Liverpool Üniversitesi öğretim üyesi karşımızda olacak. Ahmet Bey hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Amerika-Çin geriliminden yola çıkıyoruz ve elbette konuşulacak en başat unsur ekonomi oluyor. Küresel sistemde egemen bir güç olabilmesi için bazı unsurları, bazı parametreleri karşılaması gerekiyor Çin'in, dedi Kadir Bey. Ama sonuçta 2050 öngörüsü de ortada. Şimdi bu minvalden hareketle Amerika-Çin ilişkilerinin geldiği noktayı, yani Trump yönetimini konuşuyoruz. Oradan nasıl göründüğünü Çin'in konuşuyoruz. Çin'de nasıl bir bakış var Trump yönetimine dair? Bugüne kadar izlenen politikalar işte son olarak askeri anlamda bir gerilime sahne oluyor ama Xi'nin Washington ziyaretinden de bir anlamda bambaşka mesajlar çıktı. Sembolik ve göstergeye dair bazı izlenimler alsak da o ziyaretten sonuçta karmaşık mesajlar geliyor iki ülke ilişkilerine dair. Ne görünüyor Çin'den buna dair? Ya, ikili ilişkilerin karmaşık olması aslında çok doğal. Zaten tarih boyunca da bir numara, dünyadaki bir numaralı güçler değişirken her zaman sancılı olması doğal bir süreç. Çin açısından denildiği gibi aslında ekonomik olarak zaten belli bir sürtüşme alanları var, belli gerilim yaratan alanlar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı devamlı büyük miktarlarda cari açık vermesi, her sene yaklaşık 300-350 milyar dolarlık bir cari açığı olması zaten Trump yönetiminin seçim öncesinde de sürekli gündemde tuttuğu en önemli konulardan bir tanesiydi. Dediğiniz gibi yine ekonomik problemlere ilaveten iki ülke arasında yine jeostratejik problemler mevcut. Güney Çin Denizi'ndeki problemlere Çin tarafı Amerika'nın müdahil olmamasını sürekli telkinde bulunuyor.
bunun Çin ve diğer bölge ülkeleriyle ikili görüşmeler süreci içerisinde ve ekonomik ilişkilerin de gelişmesiyle beraber doğal olarak çözüleceğini savunuyor Çin tarafı. Bununla beraber yine Kuzey Kore meselesi Çin için çok hayati. Yine Amerika ile aralarında olan ciddi bir problem. Şu günlerde aslında bütün ikili ilişkiler belli konularda ülkeler anlaşabiliyorlar. Onları çözmek için adımlar atıyorlar. Belli konularda erteliyorlar veya en azından belli konular için birbirleriyle çatışmaya girmekten kaçınıyorlar. Ama tabii bu da sizin bahsettiğiniz gibi karmaşık bir görüntünün veya dalgalı bir seyrin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ama aslında her iki ülkenin de hem birbirlerine olan ihtiyacı var. Yani özellikle ekonomik alanda örneğin Amerikan sermayesi çok ciddi miktarda Çin'e doğrudan yatırım yapıyor. Bu hala da devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Tüm bu korumacılık söylemine rağmen Trump yönetiminin ve her iki taraftaki problemlere inişli çıkışlı seyre rağmen doğrudan yatırım rakamlarında Amerikan sermayesi daha da fazla, en son bu yılki giriş miktarı daha fazla, artarak devam ediyor. Dolayısıyla her iki ülkenin birbirine olan bağımlılığı çok ciddi artmış miktarda. Bu da tabii problemlerin bir şekilde eninde sonunda çatışmadan ziyade uzlaşmayla çözülmesinin her iki tarafında aslında menfaatine olacağı bir durum yaratıyor. Ancak ekonomik konuda şöyle bir şey var. Yani Çin'in kendi içinde belli problemleri olduğu doğru. Ancak Çin'in bir numaralı ekonomi olması aslında üretim anlamında baktığınızda, yani kişi başına gelir anlamında Çin hala zengin bir ülke değil elbette. Kişi başı gelir hala 12 bin dolar civarında. Ancak zaten Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi olması için kişi başına gelirin Amerika seviyesine gelmesi de gerekmiyor. Yani Amerika'nın dörtte birine yaklaşık ulaştığında kişi başına gelir zaten dünyanın bir numarası olmuş oluyor. Dolayısıyla bir numara olması Çin'in çok da uzun sürmeyecek. Aslında beklenenden de muhtemelen daha çabuk gerçekleşebilir. Burada Çin'in içeride problemlerinden en büyüklerinden bir tanesi demografisi. Yani yaşlanan bir nüfusa sahip olması. Evet. Çok büyük bir nüfus. Ancak bu giderek hızla artan yaşlı nüfus oranı ekonomik anlamda Çin'i belki de zenginleşemeden dünyanın en büyük ekonomisi olacak. Fakat en büyük de yaşlı nüfusa sahip olan bir ülke olarak birçok aslında çelişkiyi de içinde barındırması mümkün. Ama dediğiniz gibi eninde sonunda dolar bazında da, ki şu anda zaten satın alma paritesine göre konuşursak Çin zaten şu anda dünyanın en büyük ekonomisi. Yani IMF verilerine göre zaten son 2 yıldır üretim, yani üretilen mallar miktarında düşündüğünüzde dünyanın en çok üretim yapan ülkesi Çin. Yani o anlamda zaten en büyük ekonomi. İkinci unutulmaması bir gereken nokta da Çin ekonomisinin yükselmesi başka hiçbir ekonominin yükselmesine benzemez. Neden? Sadece en büyük nüfus olduğu için değil, aynı zamanda Çin aslında insanlık tarihi olarak düşündüğünüzde, iktisadi tarih olarak baktığınızda bilinen tarihin %90'ında zaten dünyanın en büyük ekonomisi olmuş bir ülke. Yani aslında Çinli liderler bütün konuşmalarına dikkat ettiğinizde hiçbir zaman biz geliyoruz işte şimdi artık ilk demez. Her zaman vurguladıkları nokta İngilizce'de yeniden doğuşa tekabül eden bir kelimedir. Yani biz yeniden geliyoruz. Zaten burası önemli. Yani ne yaparsanız yapın Çin'in bulunduğu yer zaten belli. Tarihsel olarak da böyle, bugünü de böyle, yarını da böyle. Dolayısıyla bir şey yapmak lazım ve işte bu küresel aktörler uluslararası kurumları mı devreye sokuyor diyeceğim. Çünkü az önce ben girerken söyledim. Mesela Dünya Bankası'nda, mesela IMF'de işte temsiliyet oranları hep belli güçler, yani daha batılı güçler bazlı gidiyor. Bir taraftan siz Yuan'dan bahsettiniz. Parasal dengede yeterli yeri bulabiliyor mu? Onu da belki konuşmak lazım ama ben şuraya geleceğim. Moody's'in aldığı son karar. İşte 28 yıl sonra alınan bir karar bu. Zamanlamaya baktığımız zaman işte klasik kuşak ve yol projesinin hemen sonrasına geldiğini görüyoruz. Bir takım noktalarda etkinlik kazandığını söylüyoruz Çin'in. Bu adımların hemen sonrasına gelmesi aslında bu kurumlar vasıtasıyla mı dizginlenmeye çalışılıyor tabir yerindeyse Pekin'deki bu ekonomik gösterge diye soruyor insan hali hazırda. Ne dersiniz, cevabınız ne olur? Yani şimdi tabii bu bahsettiğimiz tarihsel trendler ve şu anki yükseliş trendi
Zaten bu trendler çok güçlü olan şeyler. Dolayısıyla zaten kredi derecelendirme kuruluşlarının bu trendleri değiştirmesinin bir imkanı yok. Hı. Yani efendim bütün şu anki global iktisadi düzeni Amerika aktive etse bile, ya yani o durumda bile yine de bu trendi değiştirme ihtimali yok. Çünkü Çin'in artık ikili ilişkileri Amerika'nın o ülkelerle olan ilişkisinden daha önemli. Yani örneğin şöyle diyelim Çin ile Vietnam'ın veya Çin ile Japonya'nın, Çin ile Avustralya'nın ikili olan ekonomik ilişkisi şu anda Amerika ile olan ilişkilerinden daha fazla. Dolayısıyla Amerika veya Batı dünyası dediğimiz düzen eğer bunu durdurmaya çalışsa bile bu işten geçmiş durumda şu anda. Çünkü dediğim gibi Çin'in burada en önem verdiği nokta her iki bölge, özellikle Asya Pasifik'te ve yine bu Bir Kuşak Bir Yol projesi de bunun bir parçası. İkili ilişkileri ve ikili ticareti Çin'in bir numara olacağı şekilde, yani birçok ülkeyle Çin ticari partner olarak bir numara hale gelmiş durumda ki bu gittikçe de artıyor. Dolayısıyla bu Trans-Pasifik Anlaşması'nda da mesela Amerika'nın iptal etmesinden sonra Avustralyalılar hemen daha bir hafta olmadan Çin'i davet etmeye çalıştılar. Evet. Yani dolayısıyla artık Çin'in bütün bu ülkelerle birebir ikili ilişkileri o kadar fazla ki bunu kimsenin artık geri döndürmesinin imkanı yok. Yani dolayısıyla Moody's'in aldığı karardan sonra yine baktığınız zaman örneğin Çin para birimi %6 değer kazandı. Yani hemen akabinde böyle bir karar alınmasına rağmen. Dolayısıyla kredi değeri onların çok bir önemi yok şu aşamada. Artık onlar notunu düşürmüş mü arttırmış mı? Zaten giren yatırımcı da 30 yıllığına giriyor. Dolayısıyla kredi derecelendirme kuruluşu notu düşürdü diye Çin'e yatırım yapmaktan vazgeçen de pek görülmedi yani şu ana kadar. Peki. Doçent Doktor Ahmet Göncü, çok teşekkürler. Önemli bilgilerde aktardıklarınız Jan Jatong, Liverpool Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Göncü bizlerleydi. Ankara stüdyomuzda bir konuğumuz daha vardı. Tekrar Ankara'ya dönelim. Ankasam'dan Kadir Ertaççelik. Kadir Bey, tekraren merhabalar diyelim. Şimdi ekonomik boyutunu biraz daha detaylandırdık meselenin ama size virgül koyarken yeni İpek Yolu projesiyle virgüllemiştik meseleyi. Kuşak ve Yol, Türkiye'nin de ana ve temel aktörlerden biri olduğu bir projeydi. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Çin'e gitmişti. Bir forum yapılmıştı buna dair. Bu proje Çin'in siyasal projeksiyonunda nereye tekabül eder? Yani Batı'ya ne anlatır, ne söyler Çin'e dair? Şimdi öncelikle Batı'nın üstünlüğünün Doğu'nun kaynaklarının sömürülmesi noktasında gerçekleşmiş bir üstünlük olduğunu biliyoruz. Bu tespitten hareketle Doğu kendi kaynaklarına hakim olabilir ve bu kaynaklarını yönetebilirse Batı'nın üstünlüğüne bir meydan okuma gerçekleşebilir. Çin bunun farkında. Çin dış politikasında uluslararası aktörleri ürkütmeden, yani kendisini bir tehdit unsuru olarak göstermeden bir takım hamlelere girişmek istemektedir ve bunun için de ekonomik araçları kullanmaktadır. Bu noktada işte kuşak yol, daha önce bir kuşak bir yol denilmekteydi ama günümüzde birden fazla kuşak ve yolun olduğu 21. yüzyılın İpek Yolu projesi, ismi bile manidardır. Bu proje ile birlikte Çin yeniden bir meydan okuma içerisine girmiştir. Çünkü biliriz ki, bakın biraz siyasi tarihe baktığımızda Avrupa'nın üstünlüğünün coğrafi keşifler neticesinde, yani Doğu'nun kaynaklarının Batı'ya aktarılması noktasındaki transit ticaret yollarının alternatiflerinin bulunmasıyla gerçekleşmiş bir üstünlük olduğu ortadadır. Veya ana nedenin bu olduğu ortadadır. Bu anlamda yeni bir meydan okuma söz konusu ve Çin'le birlikte bu projenin içerisinde yer alan Rusya da küresel aktör olma iddiasıyla uluslararası sistemde yer almaktadır. Şimdi şu an itibariyle Çin ekonomik araçları siyasi geleceği için bir enstrüman olarak tabii ki kullanmaktadır. Bu da çok doğaldır, anlaşılabilir bir durumdur. İpek Yolu projesi çok kısa vadede tamamlanabilecek basit bir proje değildir. Evet, uluslararası ekonomik sistemi veya uluslararası politik sistemi önemli ölçüde etkileme kapasitesine sahiptir. Ancak şunu da belirtmek gerekir. Bakınız, bütün
uluslararası ekonomik sistemlerin yeniden dizaynında veya küresel sistemin siyasal anlamda yeniden dizaynında dünya siyaset tarihine baktığımızda çok ciddi çatışmalar ve hatta savaşlarla karşılaşılmıştır. Birkaç örnekten bahsedelim. İkinci Dünya Savaşı, bir ötesinde Birinci Dünya Savaşı. Avrupa siyasi tarihine bakıldığında 1648 yılındaki Vestfalya Anlaşması çok önemlidir. Bu da yine önemli bir savaş sonucunda gelmiş bir anlaşmadır. 1815'teki Avrupa Ahengi yine öncesinde çok büyük savaşlar sonucu tesis edilmiş bir statüko veya sistemdir. Yani şunu demek istiyorum. Eğer uluslararası sistem köklü bir değişime uğrayacaksa bunu üzülerek söylemek gerekir ki bu değişimden önce çok büyük bir savaşın çanları çalar demek. O halde mevcuta da bakan bir yorum bu. Burada bir temenni. Burada bir duralım. Şimdi ekonomik özgüven var Pekin yönetiminde, eyvallah, ama bir taraftan da askeri olarak da benzeri vaatler var. Askeri bir özgüven de eşlik ediyor buna. Kapasiteyi artırıyor, savunma kapasitelerini. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer şekilde işte Rusya ve Çin'le nasıl savaşırız, savaşırsak ne olurun öngörülerini yapıyor. İşte şurayı güçlendirmeliyiz diye planlar yapıyor Pentagon bir taraftan. Dolayısıyla yakın vadede böyle bir ihtimal var mı? Güney Çin Denizi üzerinden işte yaşanan restleşmeleri görüyoruz. Kore üzerinden de benzeri restleşmeleri çok yakın vadede yaşadık. Ne dersiniz, bu ihtimal yakın mı dünya için? Yani şimdi tabii ki bölgesel veya küresel çapta bir takım krizler yaşanıyor. İleride de yaşanması çok muhtemeldir. Güney Çin Denizi'nde sizin bahsettiğiniz üzere işte askeri meydan okuma anlamında Çin'in yapay adalar inşa süreci var. Güney Çin Denizi Çin'in hem milli güvenliği bakımından hem de uluslararası sulara ve dünya siyasasına bu anlamda açılması bakımından çok önemlidir. Aynı zamanda Japonya'yı da Güney Kore'yi de tehdit eden bir projedir bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin de orada birden fazla üssü söz konusudur. Şimdi bunların hepsini tehdit eden bir Çin var ortada. Demek ki Çin mevcut durumunu, yani Çin'i zaten ekonomik şartlar ve uluslararası sistem küresel aktör olma yolunda zorlamaktadır. Ancak biraz önceki konuğumuz Sayın Göncü'nün de bahsettiği üzere günümüzdeki uluslararası sistemde karşılıklı bağımlılık had safhadadır. Bu karşılıklı bağımlılık olgusu devletlerin savaşma riskini biraz azaltan bir olgudur. Bir diğer husus da uluslararası sistem kimileri tarafından birim veto sistemi olarak tanımlanmaktadır. Yani nükleer silahların ve nükleer güçlerin etkili olduğu bir uluslararası sistem. Şimdi geçtiğimiz dakikalarda söylediğim dünya savaşları konvansiyonel yollarla yapılan savaşlardı. Cephe savaşları şeklindeydi veya klasik araçlarla yürütülmüştü. Ancak günümüzde gelinen noktada bütün devletleri ürküten karşılıklı bağımlılık olgusuyla birlikte nükleer silah teknolojisi söz konusudur. Şimdi bu silahların kullanımı halinde savaşın her iki tarafı için de büyük bir felaket söz konusu olabilir. Yani nükleer silah kullanılan bir dünya savaşından sonra küresel sistemin hamisi olmanız veya başat aktörü olmanız size neler kazandıracaktır diye bir soru söz konusudur. Peki. Yani bunun hesapları da yapılmaktadır. Bu anlamda çok kısa vadede ciddi bir çatışma riski söz konusu demek yanıltıcı olur. Ancak krizler devam edecektir ve bu kriz orta vadede çözülmeyecektir. Ama Çin'in de işte diplomatik yollardan, özellikle Kore ile olan krizde bahsettiği enstrüman diplomatik yollar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım diplomatik açıklamaları var. Bu kontrollü krizlerde her iki taraf da istediği tavizleri alana kadar krizi yürütmeyi ve yönetmeyi tercih ederler. Kontrollü bir şekilde yürütülecek bir kriz olarak durmaktadır. Ancak burada risk şudur. Herhangi bir aktörün beklenmeyen bir noktada hamle yapması krizin beklenilmeyen boyutlara taşınmasına da sebebiyet verir. Pekala Kadir Bey, çok teşekkürler katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ankasam'dan Kadir Ertaç Çelik bizlerleydi. Çin'e bağlandık. Konuğumuzdan da yorumlarını aldık. Büyük güçler ekonomide ve savunmada mücadele içinde. Büyük bir savaş çıkar mı yakın vadede? Sorunun cevabı neyse ki negatif, ama sıcak çatışma olmasa da büyük anlamda savaş devam ediyor Amerika ve Çin arasında. Değerlendirdik ve şimdi noktalama vakti Ortak Uşak'a. Hoşçakalın.